İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hakkı yenmiş Nevşehirli'nin hakkını koruduğu için görevinden alınan Rasim Arı'yı yeniden seçtikleri için Nevşehirlilerin karşısında şükranla, izzetle eğiliyorum dedi. Meral Akşener, 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler genel seçimlerine partisinden Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı'yı ziyaret etti. Arı, kendini tebrik eden Akşener'e ziyaretin anısına yöresel el sanatları ürünü, çeşitli hediyeler ile mazbata örneğini verdi. Daha sonra belediye caddesinde düzenlenen iftar programına katılan Akşener, Arı'ya oylarıyla destek veren Nevşehir halkına teşekkür etti. Arı'nın belediyeyi yaklaşık 500 milyon liralık borçla devraldığını belirten Akşener, görevinde başarı diledi. Akşener şöyle öyle konuştu. Bugün Nevşehir'de çok mutlu bir sofranın başındayız. Ama anmak isterim ki şu anda Gazze'de, şu anda Doğu Türkistan'da kardeşlerimiz acı çekiyor. Yani çocuklar açlıktan ölüyor Gazze'de. Analar çocuklarına yemek yediremiyor Gazze'de. Milyar dolarlık paraları olan İslam aleminin yöneticileri keyif yapıyor. Cenab-ı Allah bildiği gibi yapsın hepsini. Ama diğer tarafta Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin ise evlatlarını Çinli zalimler alıyor, kamplara götürüyor, bir ailenin erkeklerini alıyor, onları da işçi olarak işçi kamplarına götürüyor ve o evde kalan kadınların başına da her eve iki Çinli erkek konuluyor. Yani hayal edin kardeşlerim. Nevşehir'de bulunan her bir kadın, her bir erkek hayal etsin, düşünsün. Gazze'de evladını doyuramayan gözünün önünde katil Netanyahu'nun yaptıkları yüzünden gözünün önünde açlıktan eriyerek ölüp giden evladını, onun karşısında çaresiz kalan anayı babayı düşünün. Öbür tarafta koparılarak, vücudundan koparılarak küçücük çocuğun alınıp Çinlileştirmek üzere, Müslümanlığından ayırmak üzere Çinli olması için kamplara götürüldüğü, babasının ise çalışma kamplarına köle olarak çalıştırılmaya götürüldüğü ve her evin içine iki tane Çinli erkek yerleştirildiği bir Doğu Türkistan düşünün. Ve buna ağzını açmayan milyar dolarlık servetleri olan Müslümanları düşünün, Türkleri düşünün. Dolayısıyla bugünkü bu iftar sofrasının gelecek seneye inşallah Gazze'deki masumların bu azabının ortadan kalktığı, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin çektiği çilenin ortadan kalktığı ve bunun Allah'ım sana bin şükür diyerek oturduğumuz sofralar olmasını Allah'ımdan niyaz ediyorum. Bana göre İslam'ın, bana göre Müslümanların en dikkat etmesi gereken iki konu var. Bana göre belki dinin temeli. Birisi merhamet, vicdan, bir diğeri kul hakkı. Şimdi Rasim Arı sizin tarafınızdan seçildi. Sonra birilerinin istediklerini yerine getirmediği için sizin vergilerinizle Nevşehir Belediyesi'nde oluşan o paranın, yani bütçenin hak dışı kullanılmaması için, birilerine peşkeş çekilmemesi için aşırı dikkat etti ve sonuç itibariyle bu işten nemalananların sinirini bozdu ve görevden alındı.
İşin özü ve özeti bu. Sordum biraz evvel. Ne kadar para ve borç bırakmıştın dedim. Rasim Başkan, doğru mu hatırlıyorum? 50 milyon borç, 1 milyon, 7 milyon, 1 milyon, 7 milyon, 1.7 milyon dolar kasada bıraktım diyor. Şimdi kardeşim ne kadar borcu var geldin gördün? Hay söyle. 500 milyona yakın Nevşehir Belediyesi'nin borcu var. Şimdi esas mesele bu. Asıl ölçü bu. Bunlar sizin paralarınız. Biraz evvel Nevşehir'e hizmet etmek, Nevşehirli yaşlıların elinden tutmak, Nevşehirli gençlerin umudunu ayağa kaldırmak, Nevşehirli yaşlı kadın ve erkeklerin o gece tenceresi kaynamıyorsa o eve bir tencere yemeğin gitmesini sağlamaktır belediye başkanlarının görevi. Sorum şu, bütün seçimler yıllardır din iman üzerinden yürüdü. Ama asıl mesele kul hakkına ne kadar siyasetçiler riayet etti sorusu hiç sorulmadı. Allah'a emanet olun, saygılar sunuyorum. İYİ Parti'mizin genel başkanı Türk.